Tanrı'ya sabahları yenilenmiş ve tazelenmiş bir akıl ve beden için hiç teşekkür eder misiniz? Geceleyin iyi uyuyup dinlendiğimizde vücutlarımızda neler olduğu hayret vericidir. Her gün yorulur ve geceleri yatıp uyumaya hazır oluruz. Ertesi sabah kendimizi dinç ve bir başka yeni günü karşılamaya hazır hissederiz. İşte bu yenilenmedir. Hristiyan hayatımızda da aynıdır. Tanrı sözünü okuyup onun üzerinde derin düşündükçe yenileniriz. Hayattaki durumları ruhsal bir dinçlikle göğüslemeye hazır oluruz. Özellikle de düşüncelerimiz başka şeylere odaklanıyorsa sadece yenilenme değil, bir tür değişim de yaşarız. Hristiyanlar yeniden doğmuş ve başlangıçta bir değişim yaşamış oldukları halde birçoklarının düşünceleri başka çekici şeylerle doludur. Kafaları kutsal kitaptan başka şeylerle dolu olduğunda ruhsal yenilenmeleri ya çok az olur ya da hiç olmaz. Korintli Hristiyanlar gibi hayatlarında zayıf ve benliğe dayalı kişiler olurlar. Tanrı bizim, Tanrı'nın her istediğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalan ve büyümekte olan bireyler olmamızı ister. Pavlus ayrıca, ona baktıkça yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz der.